Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Aksaray'da kaçak kazı yaparak defne arayan 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre merkez ilçe sınırları içerisinde kaçak kazı yapılarak define arandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan araziyi takibe alan jandarma ekipleri yaklaşık 4 gün boyunca takip yaptı. Yapılan takipte 3 şahsın kaçak kazı yaptığını tespit eden jandarma ekipleri şahısların kimliğini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Kazı yapılan alana düzenlenen operasyonda 3 şahıs kaçak kazı yaparken malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Alanda yapılan arama ve incelemelerde 3 adet el dedektörü, 1 adet kazma, 2 adet beton çivisi, 2 adet çekiç, 2 adet el feneri ve 1 adet demir manivela ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi Fatih Ortaokulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay Kırıkhan ilçesindeki kardeş okulları için kermes düzenledi. Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi kapsamında Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi Fatih Ortaokulu, Hatay ili Kırıkhan ilçesi Yalangoz Ortaokulu ile kardeş okulu ilan edildi. Proje kapsamında kardeş okullarının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatan Sarıyahşi Fatih Ortaokulu, öğretmen, öğrenci ve okul aile birliği kermes düzenleme kararı aldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu tarafından açılışı gerçekleştirilen kermes yoğun ilgi gördü. Vali Aydoğdu 46 gün depremin merkez üslerinden olan Elbistan'da görev yaptığını ifade ederek Aksaray'ın deprem bölgesi illerine yardımları adeta yağdırdığını söyledi. Bakın deprem bölgesinde biz kaymakam arkadaşlarımızla beraber 46 gün kaldık.
Ama Aksaray orada bir tarih yazdı. Ve sadece Aksaray'dan Elbistan'a 1000 tır gönderildi. Bir insanın aslında ne varsa dışına da onu yansıtır. Küpte ne varsa dışına o taşar. Aksaray insanı Kadir Şinaslığını, vefasını, samimiyetini zorda kaldığı anda zorda kalana el uzatmayı en güzel şekilde yaptı. Ben de Cidden Umutlu, Fatih Ortaokulu 8A sınıf öğrencisiyim. Burada bu kermeste bulunmamızın asıl amacı Hatay Kırkan Yalangoz Ortaokulu'da depremzede arkadaşlarımıza yardım yapıyoruz. Öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, müdürümüz, ailemiz bu kermes için bize çok yardım ettiler. Sarıyaşı ilçemizde deprem bölgesindeki çocuklarımız için yardım ediyoruz. Buradan toplanan paradan çocuklarımıza kitap, kalem, defter, ekmek, yemek, her şey onlar için. Onlar için yapıyoruz biz. Köksal Özbek, Sarıyaşı ilçesi Fatih Ortaokulu okul müdürüyüm. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi kapsamında bakanlığımızın, Gençlik Spor Bakanlığı'nın ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü bir proje kapsamında Hatay ili Kırıkan ilçesi Yalangoz Ortaokulu müdürümüzle iletişime geçtik. Okulumuzu kardeş okulumuzu ilan ettik. Okulumuzda Değerler Kulübü'nü kurduk. Tuğba Aktaş Hocam, Din Kültür Ahlak Bilgisi öğretmenimiz Tuğba Aktaş Hocam, Değerler Kulübü rehber öğretmenimiz olarak gönüllü olarak görev aldı. Öğretmenlerimizle toplantılarımızı gerçekleştirdik. Sayın Belediye Başkanımızla, Sayın Kaymakamımızla toplantılarımızı gerçekleştirip kermes düzenlemeye karar verdik. Mutluyuz. Onların yanında olduğumuzu hissetmelerini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki deprem her an hepimizin başında. Bu kermesten elde ettiğimiz geliri Okul Aile Birliği'miz kanalıyla Hatay ili Karakan ilçesi Yalangoz Ortaokulu'nun Okul Aile Birliği hesabına göndereceğiz. O okulumuzun ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacağız. Biz Türkiye'yiz, birlikte güçlüyüz, bunun farkındayız. Birbirimize destek olduğumuz müddetçe ayakta kalabiliyoruz. Velilerimiz sayesinde poğaça, börek, sarmalar, çiğ köfteler, tatlılar, pastalar bir sürü çeşit oldu. Ve şu an buradan olabildiğince hayır amaçlı para topluyoruz. Yaptığımız ürünler güzel. Herkes kendisi evde yardım amaçlı yaptı bunları. Bu şekilde. Aksaray'ın Sultanalı ilçesinde minibüse çarpan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Sezgin Kara yaşamını yitirdi. Kaza Aksaray Konya yolu Sultanalı ilçesi civarında yaşandı. Sezgin Kara idaresindeki motosiklet, Sergen K idaresindeki 68BK010 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Zengin Kara ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle kaza mahalline polis ve ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 yaşındaki yaralı kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan suçlulara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5.261 adet uyuşturucu hap, 60 bin lira, 4 çeyrek ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Aksaray Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda 5 kişinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi. Sabah saatlerinde şüphelilere ait olduğu tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Baskında yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda ise 5.261 adet uyuşturucu hap, 60 bin lira, 4 çeyrek ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili MD, KA, MD ve AA gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçen 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Aksaray İl Başkanı Serkan Şimşek, genel seçimlere 4 gün kala seçim sürecini ve seçim çalışmalarını değerlendirdi. Sayın Başkan, seçime 4 gün gibi bir süre kaldı. Siz de sahada seçim çalışmalarına devam ediyorsunuz. Seçim sürecini nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle Kanal 8 ailesine hoş geldiniz diyorum. 28. dönem milletvekili seçimlerini geride bıraktık. Tabii ki bu seçim döneminde gezmediğimiz köy, ilçe, kasaba, nahiye kalmadı. Bizi bu seçim sürecinde sevindiren en büyük şey şuydu, ilimiz bir bayram tadında seçim geçirdi.
Öncelikle bize bu huzurlu seçim geçirmemize vesile olan başta Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze, Emniyet Teşkilatımıza ve halkımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çok güzel bir seçimdi. Bu seçim döneminde bizler Yeniden Refah Partisi olarak elbette ki elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu bir hizmet yarışıydı, bu bir bayrak yarışıydı. Kazanan milletvekili arkadaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum, muvaffakiyetler diliyorum. Bu önümüzdeki seçim döneminde ise, 28 Mayıs'ta yapılacak seçim döneminde ise yine her iki ittifaka da başarılar diliyorum. Aynı temennilerde de bulunuyorum. Yine bir bayram havasında bir seçim geçirmemizi temenni ediyorum. Elbette ki bu seçim döneminde bizler de sahadaydık. İnsanlarımıza Cumhur İttifakı'nın nedenli bu ülkeye, bu ülkenin başında olması gerektiğini elbette ki anlatmaya çalışıyoruz. Bunun başlıca sebeplerini soracak olursanız, elbette ki başta yapılan hizmetleri anlatmaya çalışıyoruz. Ve şunu söylemeye anlatıyoruz insanlara, kültürel, dini ve milli duygularıyla sanki bir oynama, sanki bir dalga geçme gibi bir durum söz konusu görüyorum ve bu bizi gerçekten çok rahatsız ediyor. Masanın altındakiler, masanın üstündekiler halkımıza nasıl yansıtılıyor? Zaten bunu kamuoyu bunun farkında. Her ne kadar ittifakta olsak da elbette ki doğruların yanında olup yine yanlışlarının karşısında olacağımızı buradan halkımıza söylemek isterim. En başta muhalefet bir partinin asıl görevi ülkemiz için hayırlı olan hizmetlerin yanında bulunması ve ülkemiz için elbette ki zarar verecek ya da elbette ki halkımızı rahatsız edici konularda uyarı niteliğinde bir siyaset yapmasını bekleriz. Bütün muhalif partilere de buradan bunun çağrısında bulunmak istiyorum. Aksaray Belediyesi tarafından 8000 metrekarelik alanda hayata geçirilen Macera Parkı'nın 2 hafta içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Aksaray'da Kılıç Arslan Parkı içerisinde şehrin ilk macera parkı olma özelliğine sahip parkın kurulumunu ve test sürecini tamamlayan Aksaray Belediyesi, vatandaşların aileleriyle birlikte güvenli ve hoş vakit geçirebilmelerine imkan sağlayacak parkı hizmete sunuyor. Aksaray Belediyesi tarafından 8000 metrekarelik alanda hayata geçirilen macera parkında 360 metre zipline, survivor parkuru, salto trambolini, 12 metre uzunluğunda salıncak, 24 oyunlu ip parkuru, file zıplama oyun alanı, 15 metre etkinlik kulesi bulunuyor. Aksaray Belediyesi Kılıç Arslan Parkı içerisinde Macera Parkı'nın kurulum ve test aşamalarını tamamlayarak yakın zamanda hizmete sunacağını duyurdu. Şehrin ilk macera parkı olan bu yeni alan, vatandaşların aileleriyle güvenli ve keyifli vakit geçirebilmelerine olanak sağlayacak. Parktaki personelin eğitim sürecinin tamamlandığı ve açılış için geri sayımın başladığı belirtildi. 2 hafta içerisinde Macera Parkı'nın resmi açılışının yapılması planlanıyor. Merhaba beyefendi, hoş geldiniz. Herhangi bir yerinizi sıkan bir yer var mı? Yok. İyi. Ceplerinizde herhangi bir şey? Yok. Burası bizim tırmanma duvarımız. Bu yerlerden tutunaraktan tırmanıyorsunuz. Buranın kuralı 3 el, yani 3 temas kuralı. Şu şekilde, 2 ayak bir el şeklinde ya da 2 el bir ayak şeklinde çıkabildiğiniz yere kadar çıkıyorsunuz. Çıktığınızda, yorulduğunuzda veya en üstte ulaştığınız zaman bir elinizi mavi ipten tutup kendinizi hafifçe geriye doğru atıyorsunuz. Ayaklarınızın içi duvara paralel bakacak şekilde, bu şekilde yukarıya doğru tırmanıyorsunuz. Buyurun. Thank you.
Geldiniz. Burası olduk. Bizim çocuklar için olan parkımız. Herhangi bir yerinizi sıkan bir yer var mı? Yok, hayır. Herhangi bir sağlık sorunuz veya herhangi bir şey yok. Bu edellik bizim burada kullanacağımız emniyet sistemi, halatımız. Bunun biri açık olduğu zaman diğeri kilitlidir. Bunu asla açamazsınız. Tamam. Bunun kullanımını göstereyim size. Açık olan tarafı tele taktığınızda, aşağı çektiğinizde bunu kilitlersiniz. Bu o zaman açılır ve bunu yanına takıp parkuru yaparsınız. Tamam. Parkurumuz çocuklar için olan bir parkur. 12-16 yaş aralığında 1.60 santimlik altında çocuklarımızı, vatandaşlarımızı bu parkura alıyoruz. Tamamdır. Gitmek istediğiniz taraf ne tarafsa oraya yakın olan edeleti çıkartıyorsunuz. Oraya takıyorsunuz. Emniyete alındığınız zaman tahtanın üstüne çıkıp oraya takıyorsunuz. Arkasından bunu alıyorsunuz. Oraya takıyorsunuz. Ellerinizi bu edeletin önüne koymuyorsunuz. Arkasından tutabilirsiniz veya edeletin ikisinden biri tutabilirsiniz. Tamam. Parkuru yapabilirsiniz. Buyurun. Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluşuyor. Sergi 2 gün boyunca ziyaretlere açık olacak. Serginin gelirleri ise öğrencilerin kendi emeklerine ait olacak. Öğrencilerin sergilediği resimler Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenekli öğrencilerinin yaratıcılığını ve emeklerini yansıtıyor. Serginin açılışında konuşan resim öğretmeni Ziya Kavruk, öğrencilerin kendi emekleriyle ortaya çıkardığı eserlerin sergilendiğini vurgulayarak bu serginin önemli bir sanat etkinliği olduğunu belirtti. Kavruk ayrıca serginin gelirlerinin tamamen öğrencilere ait olacağını ifade etti. Bu sayede öğrencilerin sanat eğitimlerine katkı sağlamak ve gelecekteki sanat projeleri için destek olmak amaçlanıyor. Hocam, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni olarak 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir sergi düzenlediniz. Bu serginin amacı nedir? Sergimizin temel amacı öğrencilerimiz yıl boyunca yaptıkları resimleri sergilemek, daha doğrusu çalışmalarını sergilemek. Peki kaçıncı sınıf öğrencilerinin yaptığı resimler bu? Tüm kademe, yani 9, 10, 11 ve 12. sınıflar.
Öğrencilerimizin mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerimizin çalışmalarını sergimize dahil etmeye çalıştık. Böyle bir hassasiyet gözettik. Umarım biz beğendik, umarım halk tarafından da beğenilir. Hocam kaç gün peki bu sergi olacak? Hava durumuna bağlı olmakla birlikte bugün ve yarın olarak planlıyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmazsa yarın akşama kadar. Hocam sergileri satmayı mı düşünüyorsunuz? Bir yarar şeklinde mi düzenleyeceksiniz yoksa sadece gösterme amaçlı? Resim, tüm çalışmalar öğrencilerimize ait çalışmalar olduğu için satma tasarrufu öğrencilerimize ait. Yani öğrencilerin kendi şeyine geçecek. Evet. Hocam peki herhangi bir konusu var mı? Herhangi bir konusu yok. Biz öğrencilerimize kademelerine bağlı olarak çeşitli konular veriyoruz ve konulardan yaptıkları çalışmaları sergiliyoruz. Ama tabii mesela Aksaray'ın tarihi doğal güzelliklerini anlatan bir bölüm var. Onun haricinde geçen aylarda yapmış olduğumuz resim yarışmasının birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon alan öğrencilerimizin resimleri var. Aksaray Müftülüğü depremzedeler yararına düzenlenen kermes için Aksaray'da Ulu Cami'nin önünde standlar kurdu. Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, Aksaray Müftüsü Veysel Işıl depremzedeler için düzenlenen kermese katılım sağladı. Kermes Cuma gününe kadar devam edecek. Aksaray Müftülüğü'nün öncülüğünde gerçekleşen kermes, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yardım toplanması amacıyla düzenlendi. Ulu Cami'nin önünde kurulan kermes, halkın ve ziyaretçilerin kolaylıkla erişebileceği bir konumda yer alıyor. Bu kermes, depremzedeler için düzenlenen yardım etkinliği olup Cuma gününe kadar açık olacak. Birçok tarihi hadiseye tanıklık etmiş şu Ulu Mabed'in, mescidin gölgesinde Cenab-ı Hak bize yine böyle bir hayır işinde buluşmak üzere böyle bir faaliyeti nasip ettiği için sonsuz hamd senalar olsun. Cenab-ı Hak en güzel isim ve sıfatlarının tecellileriyle bizlere muamele eylesin inşallah. Kurduyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sümrüsüyle hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte kardeşiz. Bizim anlayışımızda hayırda yarışmak var. Bizim anlayışımızda bir elin verdiğini diğer elin vermemesi var. Ama bizim anlayışımızda verilen hayırların, yapılan hayırların başa kakamaması da var. Biliyorsunuz malum zihniyetler bugüne kadar yapmış oldukları bütün hayırları boşa çıkardılar. Ama Aksaray halkı depremin ilk gününden itibaren elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Özellikle Elbistan, Dalı, Maraş'ta bizim sorunlu olduğumuz bölgeler orasıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Senin isminle açıyoruz. Bize hayır kapılarını aç. Her türlü şerif kapılarını kapat. Hayırlı, bereketli eyle ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Burası Ulu Cami. Ulu Cami'nin meydanı. Ulu Cami demek Aksaray demek. Ulu Cami burada olduğu için burası Aksaray'ın merkezi. Hatta Ulu Cami burada olduğu için Aksaray burada da diyebiliriz. Böyle çok merkezi bir yer. Rahmetli Tanpınar'ın bir sözü vardır. Bizim içtimai jeolojimizin merkezi camilerdir der. Sosyal katmanlarımızın merkezi camilerdir der. Hakikaten öyledir. Burada bugün çok güzel bir faaliyet var. Yine ecdadın mirası bir faaliyet diriltiliyor. Nedir o? Hayır, hasenat. Bizim medeniyetimiz fakir fukara, hiç kimseyi fakir fukara bırakmamak üzerine kurulmuştur. Zengin üretmek üzerine kurulmuş bir medeniyetimiz yoktur bizim. Bizde
kimsenin fakir kalmasına müsaade edilmemiş. Öyle bir bütün toplumun fertlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumda bir refah yaygınlaşacaksa bütün herkese şamil olacak şekilde, herkesi kucaklayacak şekilde yaygınlaşması öngörülmüş. Burada bugün onun bir örneğini, yansımasını görüyoruz. Bizim kültürümüzde sahip olduğunuz sizin değildir. Öyle derler. Sizin olan şeyler sahip olduğunuz değil, tasadduk ettiğiniz, sadaka olarak verdiğiniz, hayır hasenat olarak dağıttığınız şeyler sizindir der. Ecdat öyle baktı bu işe. Şimdi bunun yaşatılması, şu anda tüketime odaklanmış, tüketim çılgınlığı içinde, hatta insanların statüsünün, itibarının tüketimine göre ayarlandığı bir dünyada, bir toplumda Türkiye direniyor. Türk toplumu direniyor, Müslümanlar direniyor. Nasıl bir direnç bu? Biz itibarımızı birbirimize destek olmakta bulacağız. Kim insanlara en çok faydalı ise en itibarlımız o. Kim en lüks arabaya biniyorsa en itibarlı o değil. Kim en çok ihtiyaç sahiplerine yardım ediyorsa en itibarlı o. Burada bunun bir örneğini görüyoruz. Ben Aksaray Müftülüğümüzü, kıymetli Müftü Hocamı, çalışanlarını tebrik ediyorum. Geylani Vakfımızla ortaklaşa yapılmış. Geylani Vakfımızı, vakfımızın mütevelli heyeti başkanı muhterem Hüseyin Çekiç Efendi hocamızı tebrik ediyorum. Bunlar bizim esasen hep yaptığımız ama bugün unutanlara tekrar hatırlattığımız güzel hasletlerimiz. İnşallah devam ederek bu genişleyerek, güzelleşerek sürer ve bütün topluma da yaygınlaşır. Tekrar bununla itibar aramaya başlarız. Size de katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada tarihi bir alanda, tarihi bir caminin gölgesinde bir hayır çarşısı düzenledik ve bunun açılışını yaptık. Öncelikle bu hayır çarşısının hem bu dünyada hem de ahirette her birerlerimiz için, burada emeği geçenler, buraya katılanlar için, ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kermesle hayır arasında tabii ki fark var. Hayır, hasenat, infak, sadaka, bunların hepsi bizim kültürümüze, dini değerlerimize, inancımıza ait literatürde geçen kavramlardır. Ama kermes, evet onun da bir karşılığı vardır ama bizim inancımızla, kültürümüzde anlam olarak, mana olarak çok da örtüştüğü söylenemez. Onun için biz kermes ismini değiştirdik. Hayır çarşısı dedik ki bunun çok çok anlamlı olduğunu da ben acizane değerlendiriyorum, böyle düşünüyorum. Halkımız nezdinde de bu kelimenin çok daha sıcak karşılandığını, daha çok kuşatıcı olduğunu bizzat az önce de müşahede ettik. Şimdi burada bunun düzenlenmesinin asıl gayesi depremde zarar gören kardeşlerimize bir nebze daha olsun onlara yardım eli uzatmak. Az önce bir depremzede kardeşimiz duygularını geldi, bizzat ifade etti. Çok duygulandığını, kendilerini de burada hatırlamış olmasından son derece memnun olduğunu, devletimizin, milletimizin şefkat elinin kendilerine uzanmasından, sivil inisiyatifin bu manada kendilerine destek olmasından çok memnun olduklarını bir hanım kardeşimiz, siz de müşahede ettiniz, geldi dile getirdi. Biz de bunun karşılığının mâkes bulmasından toplum nezdinde böyle bir karşılık bulmasından çok çok huzur bulduk, mutluluk duyduk. Buradaki gayemiz el ürünü, insanlarımızın göz nuru, emeklerini ortaya koymak suretiyle bir yardımlaşma, dayanışma ruhunu geliştirmek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de siz takvada ve iyilikte yardımlaşın. Kötülükte ve günaha giden yollarda birbirinize yardım etmeyin diyor Cenab-ı Hak. Bizim temel motivasyon kaynağımız bu. Burada bu hizmeti veren, burada efendim işte gözlemi açan, ikramda bulunan, bunları hazırlayan bütün kardeşlerimiz haddi zatında yardım edilenlerden çok daha huzurlu olduklarını biz görmüş oluyoruz. Neden? Çünkü insan sizin en hayırlınız, hayrun nas, men yenfe'un nas buyurdu Peygamberimiz. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır buyurduğuna göre kainatın efendisi böyle bir söz söylediyse bunda mutlaka çok farklı hikmetler vardır. Şu anda biz burada bunu hazırlayan kardeşlerimizin gözüne baktığımız zaman onların gözündeki
yüzündeki huzurun, mutluluğun yardım edilecek insanlardan çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Şöyle dikkatli baktığımız zaman. Neden? İnsan birisine faydalı olduğu zaman ruhen, manen ve madden kendisini huzurlu ve mutlu hisseder. İşte bunu da biz burada yaşatmış oluyoruz. Ama böyle bir mekanda bu birçok tarihi hadiseye tanıklık etmiş. Efendim tarihte bir kilometre taşı gibi olan bu ulu mabedin, bu mescidin gölgesinde bu meydanda yapılması çok daha anlamlı. Burası şehri sulaha, yani salihlerin, salih insanların yaşadığı, miras bıraktığı bir şehir. Dolayısıyla böyle bir şehirde, böyle bir alanda bunu düzenlemesinin de çok çok anlamlı olduğunu ben değerlendiriyorum. Deprem anından itibaren Üsküdar halkımız, buradaki Aksaray'daki yaşayan bütün insanlarımız, kardeşlerimiz, Aksaraylılar son derece hassas bir şekilde üzerlerine düşen görev yaptılar. Evlerini açtılar, ellerindeki efendim iş yerlerindeki orada ihtiyaç duyulan ne varsa bunların hepsini bizzat oraya gönderdiler. Biz de buna tanıklık ettik. Onun için bunun manevi huzurunu da biz burada yaşıyoruz. Şehri Sulaha yine bugün tarihi bir hadiseyi burada bu meydanda gerçekleştiriyor. Bu devam edecek. İnşallah niyetimiz hayırdır. Niyet hayırsa akıbet de hayır olacaktır. Yani başlangıç hayırdır. Besmele ile duayla başladık. Ve sonunun da inşallah hayırla, bereketle geleceğini, tamamlanacağını ümit ediyoruz. Bu cuma gününe kadar devam ettireceğiz burayı. Ondan sonra inşallah kapatacağız. Onun akabinde tekrar bir etkinliğimiz daha olacak. Yani hayır hasanat namına, infak namına ne gerekiyorsa bu çalışmalarımızı elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar devam ettireceğiz. Devam ettirmeye çalışacağız, gayret edeceğiz. Bu çaba gayret içindeyiz. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde daha önce denenmemiş cerrahi bir operasyon uygulandı. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde daha önce hiç yapılmamış cerrahi bir operasyon uygulandı. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'nde daha önceden yapılmamış, Niğde'de ilk defa yapılan bir cerrahi operasyonu sizlerle paylaşmak için toplandık. Şöyle söyleyeyim, biz aşağı yukarı bir 2 hafta önce zaten bunun hazırlıklarını yaptık. Üniversitemizin katkılarıyla da öğretim üyesi kadromuz güçlendikten sonra onkolojik cerrahilere başlayacağımızı size daha önceden de iletmiştim. Bunu kalp damar cerrahisiyle birlikte yapmış olduğumuz görüşmede söylemiştim. Onkoloji konseyimizi oluşturduk. Gastroenteroloji, genel cerrahi, patoloji, radyoloji ile birlikte oluşturduk. Onkolojik konseyimizi oluşturduk. Arkasından da hocalarımızın da çok çok büyük katkılarıyla Niğde'de daha önceden yapılmamış pankreas başı tümörü, pankreas kanserinin ameliyatını arkadaşlarımız başarıyla yaptılar. Üniversite ve Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliğinde yapılan pankreas başı tümörü ameliyatı hakkında rektör Hasan Uslu ve başhekim Yakup Çetinkaya ameliyata giren doktorlarla birlikte basın açıklamasında bulundu. Bu hastanemizde biz 1,5 sene öncesine kadar 30 tane öğretim üyemizde destek verirken şu anda 60'a yakın asistanlarımızla beraber 60'a yakın öğretim üyemizde destek veriyoruz. Tabii bizim amaçlarımızdan bir tanesi şuydu, artık Niğde'den hiçbir hastamız şehir dışına gitmesin, her türlü ameliyatı burada yapalım ve bundan sonra da şehrimizde en üst seviyede hizmetimizi yapalım. Üniversite olarak da bunu belli bir noktaya kadar getirebildik. Yaklaşık 1,5 sene kadar bir sürede. Bu durumda tabii gerek başhekimiz, gerek dekanımız bizlere çok büyük destekler verdiler. Bizler onlara çok destek verdik. Hastamızı pankreas başı kanseri nedeniyle gördük ve ameliyatına hazırlamak üzere servisimize devraldık. Hazırlıklarımızı başarılı bir şekilde diğer bölümdeki arkadaşlarımızla desteğiyle tamamladıktan sonra da başarılı bir Whipple ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyat genel cerrahinin en büyük ameliyatlarından birisi. Birkaç günlük yoğun bakım evresinden sonra servis takiplerimizi de tamamladık. Hastamızı taburculuk aşamasına getirdik. İnşallah birlikte taburcu edeceğiz. En ana noktamız pankreas başındaki 4 santimlik tümörü ve etrafındaki laf notlarında temiz oluşuydu. Gayet güzel bir şekilde Whipple ameliyatı denilen pankreas başı kanseri ameliyatını yaptık. Ve bütün işlerimizi tamamladık. Ve hastamız taburculuk aşamasına geldi. Cavit amca evine göndereceğiz.
Ondan sonraki tedavi sürecinde de kemoterapi radyoterapisini almaya devam edecek. Ve ondan sonra da bizim 3 aylık kontrollerimizde 5 sene boyunca devam edecek. Hocalarımız sayesinde hepiniz bizim için. Eyvallah. Hepiniz bizim için. Sizler de şeyin en iyisine layıksınız. Bunu bir inşallah. Kesin. Şimdi sırada hava durumu var. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.